Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifi yine oldukça kolay. Ebru'yla bir iplikle ördüğüm altıgen fıstıklı motif. Dilediği gibi renkleriyle oynanabilir ama bu Ebru'yu de çok yakıştırdım. Kısa geçişleri olan bir Ebru'yu yumaktı bu. Uzun geçişlerde belki ipler bu kadar rahat dönmeyebilir. Ama kısa geçişlerde böyle cıvıl cıvıl bir görüntü oluştu. Ama dilerseniz orta kısmındaki fıstıklı kısmı farklı bir renkle, dışarıya düz bir renkle ya da yine zıt bir renkle örebilirsiniz. Ben hiç iplik koparmadan tek renkli örmek istedim ve ortaya böyle bir motif çıktı. İpliğim koton iplik, tığ numaramda 2,5 milimlik tığ. Orta kısımdan başlayarak motifimizi birlikte örelim. Motifimizi zincir yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Birinci zincirimin içine bağlayarak bir halka elde ettim. Sonra fıstıklı dokuya direkt buradan başlayacağız. 3 zincir yaparak çıkıyorum. Bu benim aslında birinci fıstığımın birinci aşaması gibi oluyor. Dolayısıyla 1, bakın şöyle 1 santim kadar 2, 3 ve 4 kez dolamış gibi oluyorum. Şimdi ikinci de daha net görülecek. Sonra hepsini topluyorum. Kapatıp bir zincir. Aynı halkanın içine başını aldım. 1 2 3 4. Hepsini topluyorum. Kapatıp bir zincir. Bu şekilde altıgen bir motif olduğu için 6 tane fıstık yapacağız. Başlangıçta 1 2 3 4. Ben 4 kez doldurarak ilerledim ama sizler bu fıstığın yani büyüklüğünü kendiniz, işte ipiniz inceyse de 5 kere 6 kere yapabilirsiniz. İpiniz çok kalınsa 3 kere de bitirebilirsiniz. 2 3 ve 4. Topladım, kapattım, bir zincir. 1 2 3 4 tane oldu. 1 2 3 ve 4. Hepsini topladım, kapattım, bir zincir ve sonuncu fıstığımız 1 2 3 ve 4. Topladım, kapattım, bir zincir ve de birinci fıstığımın, bakın şu zincirime değil, toplandığı tepe noktasına gelerek yine kaydırmayla kapatıyorum ve motifimin ilk sırasını bitirmiş oluyorum. İkinci sırada her aralığa çift patım yapacağım. Şöyle göstereyim, bakın. 6 tane olan fıstık sayım burada 12 taneye çıkacak. İpliğimi hemen bir sonraki aralığa aldım ve yine başlangıçta yaptığımız gibi 3 zincir yapıyoruz. Bu benim birinci batışım yerine geçecek. 1 2 3 ve 4. Topladım, kapattım, bir zincir. Aynı boşluğun içine 1 2 3 ve 4. Topladım ve kapattım. Şöyle topladım, kapattım ve bir zincir. Yana geçişte de aynı. Yani aradaki zincir kısmı değişmemekte. Şöyle 1 2 3 4. Kapattım ve bir zincir. 1 2 3 4. Kapattım ve bir zincir. Her bir aralığa çift fıstık yaparak toplam fıstık sayımı 12'ye çıkaracağım. Kapatıp birer zincirle ilerleyerek. Evet, motifimizde sıramızın sonuna geldiğimiz aradaki zinciri yapıp yine bu fıstığın tepe noktasına bağlıyorum. Buraya kadar olanı bir renk sonrasında diğer farklı bir renkte yapabilirsiniz. Çünkü artık fıstıklı dokudaki işimiz bitti. Normal trabzanlara geldik. Bu sırada da trabzanla ilgili minik bir işimiz var. Aynı zamanda bu noktada motifimiz altıgen, 6 tane köşe ayarlamamız gerekiyor. Şimdi biz ilk şuradaki kenarın, bakın her biri 2 taneden oluşuyor kenarın.
İlk trabzanlı yerden başlayalım. İpliğimizi de şu kısma aldık. 3 zincir yapıyorum. Şimdi bu benim birinci trabzanım yerine geçiyor. Bakın, ikincisini yapacağım ama önce bekletiyorum. Üçüncüsünü yapacağım ama bekletiyorum. Dördüncü kez batarak ilk ikisini alıp hepsini topluyorum. Sonrasında şuradayım. Yan tarafa geçeceğim. 1, 2. Yan tarafa geçtim. Şimdi bu sefer daha net olacak. Bakın. 1. Bekliyor. 2. 3. Ve 4 tane trabzanı bir arada topladım. 2 tane zincir. Ve de ilk köşemin olduğu yere ulaşacağım ya. Şurası. Şimdi ben 2 zincir yaptım ama muhtemelen şimdi köşede fazlalık olacağı için normalde geçişte bunu yapıyorduk. Fazladan 1 zincir daha yapıyorum. Yani 3 tane. Eliniz çok sıkıysa bu zincir sayılarını arttırabilirsiniz. Bu benim birinci köşem ama direkt yan taraftan devam edeceğim. Bakın. 1 2 3 4 tane trabzanı topladım. Şimdi 2 zincir. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 4 tane topladım. Şimdiki kısım köşe olacağı için 1 2 3 zincir. Bu şekilde 6 parçaya ayıracağız fıstıklı dokumuzu. Kapattım. 1 2 zincir geçtim yan tarafa. 2 3 ve 4 kapattık. Her bir kenar için demiştim ki ikişer tane olacak. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. 1 2 3 zincir köşemizdeyiz. 2 3 4 Çok kolay bir motif. Keyifli de örülüyor. Tabii bir tık fazla ip gider bu fıstıklı doku yüzünden. 2 3 4 Ama battaniyeler filan için öyle puf puf çok uygun olur. 1 2 3 Şimdiye kadar 1 2 3 dördüncü köşedeyiz. Grupları da görebilirsiniz. 2 3 4 2 zincirle geçtim. Son kısma doğru geliyorum. 1 2 3 Yani bir 3 yapıyorum, bir 2 yapıyorum aradaki zincir kısacası. 2 3 4 Kapattım. 1 2 Son kısma geliyorum. 3 ve 4 Kapattım ve son kısım benim son köşem. Şimdi köşede şöyle bir durum var. Aynı renkte devam edeceğim ve normal trabzan yapacağız. O yüzden de köşede normalde 3 zincir yapıp bitirecektik ya, işte onu yapmıyorum. Bir tanesini yaptım zincirimin. Başını aldım. Bunun tepesindeki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem buradaki geniş zincirimi oluşturdum hem de bir üst sıraya çıkarken kolaylık olacak bana. Şimdi de artık son sıralarımıza başlayabiliriz. Burası dedim 3 zincirli yaptığımız yerler köşelerdi. Bu köşelerde artık sivrilik vermek adına bakın çift batımlar yapacağız. Burası tek, burası çift. Köşenin olduğu noktadayız. 3 zincir yaptım. Bu birinci trabzanım. Artık normal trabzanlar. 2 ve 3. Arada herhangi bir zincir yok. Direkt devam ediyorum. Bakın şu aradan. 1 2 3
Bu köşenin diğer parçasını dönüşte tamamlayacağım. Devam. Şimdi buradaki köşedeyiz. 1 2 3 Köşe dönüşümüz 2 zincir. Aynı noktaya tekrar. 1 2 3 tane ikili trabzan. Ve yoluma devam ediyorum. Bu aralıkta yine 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldiğimde 1 2 3 köşe dönüşümüz 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 ve sivri köşeler oluşmaya başladı. Yoluma bu şekilde devam edeceğim. Toplam 6 tane köşem olacak. Şöyle göstereyim size. Aynı zamanda alttaki bu kavislenme de düzelecek. Hiç merak etmeyin. Çünkü o fıstıklı duk birazcık toparlar. Ama bunu yaptıkça da düzelerek gider. Şimdi aynı mantıkla tüm köşeleri yapıp geliyorum. Son sıramız zaten şeklimizi sabitlediğimiz sık iğne sırası. Bitirirken bir iğneye ihtiyacım var. Bu arada birleştirmesinden bu videoda bahsetmeyeceğim ama sık iğne ile bitirdiğim motifler, altıgen olsun, kare olsun hiç fark etmez. Nasıl birleştiriyorum? Farklı farklı birkaç tekniğim var. Yine kanalımda motif birleştirme adında bir oynatma listem var. Oradan da beğendiğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ben motifimizi öreceğim sadece bu videoda. Tamamlayıp geliyorum sıramı. Evet, sıramızın sonuna geliyorum. Bakın, düzgün bir altıgen oluştu. Son olarak bu köşenin yarısından başlamıştım. Diğer tarafı da yapalım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi sık iğne ile gideceğiz dedim. 1 2 zincirimi köşedekini yapıyorum ve başladığım noktadaki zincirin tepesine bağlıyorum. Sonrasında bu sık iğne tabii ki tercihe bağlı, yapmayabilirsiniz. Hatta motifinizi büyütmek isterseniz aynı mantıkla köşelerde ikişer tane olmak üzere, ama yoksa valonlanır, trabzanla da büyütmeniz mümkün. Şimdi sık iğne sırasında ise bir zincir yapıyorum. Hemen bir sonraki trabzanın tepesinden itibaren birer birer sık iğnelerimi yaparak İlerliyorum. Köşeye geldiğimde fazladan bir tane sık iğne, iki zincir, aynı yere tekrar bir tane sık iğne, sonrasında trabzanların üzerine birer birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu aşamada birleştirme yapılabilir ya da sonradan kaydırma tekniği gibi, dikerek birleştirme gibi tekniklerden yararlanarak da motifleri tamamen bitirdikten sonra birleştirme yapabilirsiniz. Köşeye geldiğimde bir tane sık iğne, iki zincir, aynı yere tekrar batarak ilerleyeceğim. Hem de şeklimin ne kadar düzgün sabitlendiğini bu şekilde de görebilirsiniz. Sıramızın sonunda böyle bir iğneye ihtiyacımız var. Temiz bitiş için iğnenin ek yeri belli bile olmayacak. Şimdi ben de sık iğnelerimi örüp geliyorum. Evet, artık motifimizi bitirirken son köşedeki fazladan bir sık iğne, iki zincir, yine buraya bir sık iğne. Bu kısımdan başlamıştık. Bakın, kaydırmayla falan birleştirmiyorum. Bu noktada ipliğimi kesiyorum. Daha kısa da kesebilirsiniz. Tığınızın ucuyla da yapabilirsiniz ama yakınınızda bir iğne varsa en kolayı bu. İpliğimizi geçirdik ki takip edenler muhakkak denk gelmişlerdir buna. Buradaki ilk sık iğnemizin saç örgü formundan iğnemizi geçiriyoruz. Bunun içinden çıkmıştı. Buradan da yukarıdan aşağıya doğru alıyoruz. Ve gördüğünüz üzere saç örgüsü tamamlandı. Sonrasında da ipliğimi arka tarafta ister düğümleyerek ister bu şekilde ileri geri örümler yapılarak, bakın şöyle yok edebilirsiniz. Bu şekilde şeker motifi aslında tamamlamış olduk.
İstenildiği gibi renklendirilebilir, üzerinde oynanabilir, büyütülebilir. Yani keyifli bir motif oldu bence. Aslında o kadar istiyorum ki ördüğüm her motifi bir ürüne çevireyim ama o kadar vaktim olmuyor. Ama sizler eminim harika şeyler örüyorsunuzdur. Zaman zaman Instagram'da burada yine atölye olayım. Oradan da bana atan hanımlar var. Çok mutlu oluyorum ördüklerini gördüğümde. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada yapacağınız yorum ve beğeniler de benim için çok kıymetli. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Cumartesi günleri motif paylaşmaya çalışıyorum. Sizin desteğinizle motive oldukça da hafta içi de güzel projelere yer vermeye çalışıyorum. Bu pazartesi yine güzel bir çanta projesi gelecek. Lütfen takipte kalın. Zile de eğer basarsanız paylaşımlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.